Böyle her ay soruyoruz. Creative Mornings'e gördüğüm kadarıyla bu ay ilk defa gelen bayağı bir insan var. Bir görebilir miyim? Bu ay çağrıyı indirebilirim. Süper. Bayağı bir insan bu ay ilk defa geldi. O zaman umarım sonra hep gelmeye devam edersiniz diyeyim. Ben Emre, Creative Mornings İstanbul'un ev sahibiyim. Creative Mornings 2008 yılından beri dünyada 235 farklı şehirde gerçekleşen, 64 ayrı ülkede 235 şehirde gerçekleşen bir kahvaltılı konuşma serisi. 2008 yılında New York'ta başlıyor ve ondan sonra dünyanın farklı yerlerinde düzenlenerek aslında giderek büyüyor. Türkiye'de de ilk defa İstanbul edisyonu 2015 yılında düzenlenmeye başladı. 2015 yılından 2023'e kadar atölyede düzenleniyordu. Atölye ev sahipliğinde düzenleniyordu. Bomonti'de da. Daha aslında 9 yıl oldu. Oldukça da uzun bir süre. Geçtiğimiz ay itibariyle ise yeni evimiz Postane'ye geldik ve burada etkinliklerimizi bundan sonra devam ediyoruz. Creative Mornings İstanbul, dediğim gibi Türkiye'deki ilk Creative Mornings edisyonu ama bizim dışımızda da 2020'den itibaren hayatımıza yeni edisyonlar girdi. İlk Antalya geldi İstanbul'dan sonra, ondan sonrasında peşinde İzmir ve Bodrum oldu. Biraz daha böyle güney tarafındaki komşularımız oldu. Eğer sizlerin de yolu bu şehirlere düşüyorsa mutlaka gittiğinizde o şehirde Creative Mornings etkinliği o ay var mı, varsa ne zaman diye bakmanızı tavsiye ederim. Yine güzel bir haber, yakın zamanda 5. edisyonumuz geliyor. Ankara başvurusunu yaptı. Onaylı sürecinde şu anda heyecanla Ankara'nın gelmesini bekliyoruz. Ve yine sizlerin de Türkiye'nin başka şehirlerinde bir şekilde bağlarınız varsa bu şehirlerde Creative Mornings'in olması için bunu yapabilecek tanıdıklarınız, arkadaşlarınız varsa creativemornings.com'dan başvuru yapabilirler veya eğer başvuru süreciyle ilgili çeşitli soruları varsa veya etkinliklerle ilgili bana ulaşabilirler. Ben de onlara destek ve yardımcı olmak isterim seve seve. Creative Mornings dediğim gibi 2008 yılından beri her ay global bir temayla gerçekleşiyor ve global bir tema seçildikten sonra yerel edisyonlar bu temayı nasıl ele alacaklarını ve bu tema kapsamında kimi konuşturacaklarına karar veriyorlar. Bu ayın teması Endurance, Timișoara adını söylemek biraz zorunda ama Timișoara edisyonumuz tarafından seçildi. Biz Türkçe'de dayanıklılık olarak kullandık. Ve aslında dayanıklılık kelimesine de baktığımızda dayanıklılıkla ilgili pek çok şeyi ele alabilirdik. Fiziksel dayanıklılık da olabilirdi, direnç de olabilirdi. Biz bütün aslında bu dayanıklılığı biraz da hayatta bazı şeylere dayanıklı olma, bazı şeylere dayanıklı olmamayı bilme ve bunu bu bilgelikle aslında bazı yeni kararlar alabilme veya bu kararları teşvik edebilme üzerinden biraz konumlandırmak istedik ve o noktada da Tuğrul'u davet etmek istedik. Tuğrul'u ben çok uzun yıllardır zaten tanıyorum ama son zamanlarda özellikle hem Genwise hem Koda üzerine yaptığı şeylerle de daha fazla benim de merak ve ilgi alanıma girdi. O da sağ olsun kırmayıp katıldı. Tekrar teşekkür ediyoruz deyip sözü ben Tuğrul'a bırakıyorum. Hiç alakam yok kreativiteyle ve bu işlerle ama son 2 aydır birdenbire popüler olmaya başladım. Anlatacağım nedenini de Emre ile de nasıl tanıştığımızı da bağlayacağım oradan. 31 sene ben Efes'te çalıştım. 90'da okuldan mezun olduktan sonra Efes'e girdim ve tek şirkette çalışan nadir delilerden bir tanesiyim. Çok sabırlı mıyım? Çok böyle falan asla. Yani biraz sonra daha detaylı anlatacağım. Hiç de öyle bir adam değilim. Göreceksiniz hikayemden. Ama hep böyle iş dünyasında olabildiğince fark yaratmaya çalışan işler yapmaya çalıştım. Efes'teki bu kadar uzun kalma sebebim de marka aşkıydı. Yani Efes markasıydı. Parayla alakası yoktu demeyeceğim. Ve sonra da işte o dönemde Efes'in yaptığı en iyi işlerden bir tanesi ve beni bağlayan işlerden bir tanesi de dayanıklılığı ve direnciydi. Markanın ve bizim ekibin de öyleydi. Çok fazla kültür, sanat, spor, festival yapıyorduk. Biraz sonra gene üzerinden geçerim ama onun içinde olmak iyi geliyordu. Benim tek olma sebebim 2 tane kızım var benim 24 ve 22 yaşında. Kızlarımın elinde bira tuttuğu bir ülkeye hizmet etmek ya da o ülkeyi bırakmak için orada köşe tutmuştum. Amaç orada insanların olmak istediği yerlerde ve hayatlarının bir parçası olarak, modernliğin bir parçası olarak öyle kodlamıştım kafamda. Çocukluğumdan beri tek şirkette çalışmak istedim, tek başvuru yaptım. Hürriyet İnsan Kaynakları'nı bilmezsiniz siz, pazar günleri çıkardı. Biz oraya, o ilanlara CV yollardık. CV mi deniyordu hatırlamıyorum. Herhalde otobiyografi falan bir şey mi diyorduk, hatırlamıyorum yani. Çok özgeçmiş olabilir, evet. Daha çok Türkçe konuşuyorduk. Öyle başlayan bir hikaye. Mesela ilk dayanık hikayemden bir tanesi de olabilir. Ben kendimi zorla aldırmıştım Efes'e. Pazarlama uzmanları arıyor diye bir ilan çıkmıştı. Bu konuşmada yoktu. Şimdi konuşurken heyecan, ilham aldım sizden. İş görüşmesine çağırdılar, gittim. İlk görüşmeyi yaptık. Sonra ikinci görüşmeye gittim. Üçüncü görüşmeye gittim falan. Ben hayatımda ilk iç görüşmesi ve çok eminim yani benim o. Ve aramıyorlar falan. Ben her gün 5 kere falan Efes'i arıyorum. Yani Arzu diye bir sekreter var, Arzu Demirel. Kızı her gün arıyorum ve tahmin ediyorum kız o zamanki pazarlama müdürüne dedi ki ya lütfen alın, yani yakamdan düşsün bu adam. Yani her gün arıyor ve soruyor ne oldu diye. Sonra bir gün aradılar, gel başla dediler. Başlayıp devam ettim. Emre ile tanışmamı da şöyle anlatacağım. Hani ne işim var benim burada? Şimdi Bozcaada Jazz Festivali'nin ilk çıkışından itibaren olanlardan biriyim. Bozcaada aşığıyım. Ve her sene de 8 senedir de gidiyorum işte. Başlamadan önce 2 genç arkadaş Bozcaada'da Jazz Festivali yapalım diye Efes'e geldiler. Daha doğrusu Bomonti daha çoktur Bozcaada'da. Ben de şey dedim. Yani ne olacak ki yani, hani bir deneyelim. Olmazsa beraber batarız ama çıkarsa iyi bir şey çıkabilir falan dedim. 8 senedir de işte Efes, Bomonti markası da fonluyor. Sponsor oluyor, çok da keyifli oluyor, iyi ki yapıyor. Bu sene, ben işte geçen sene başında Efes'ten ayrıldım ve başka bir şey yapmak istediğime karar verdim. Kafamda ne olduğu da yok. İşte uğraşıyoruz falan böyle işlerle güçlerle, biraz bahsederim. Bana bir mail geldi. İşte gençler ve yaşlar arasındaki kuşak farklılıkları için bir şey yapıyoruz. Konuşmacı olarak katılır mısınız? Dedim ki yani 8 sene para verdik. Kimse gel konuş demedi. İşten çıktık. İşte Genwise diye bir şey yapıyoruz. Bayağı şey olduk yani. Ondan sonra başka bir atölye yaptılar. Orada da Emre ile tanıştım. Emre model etti. Çok çok iyi bir atölyeydi. İşte sonra da konuşmaya başladık falan. Bugün de buradayım. Konumuz dayanıklılık. Bir kere Emre'den mesaj gelince şunu da hissettim. Söyleyemediği Timișoara bizim için çok önemlidir bira dünyasında. Bunun bir mesaj olduğunu düşündüm. Romanya'nın en iyi bira markasıdır. En iyi bira şehridir. Ursus'la beraber dedim tamam ya yani hani Timișoara'dan geldiyse vardır bunun bir hikmeti. Yoksa konu benim için zor bir konu. Hiç dayanıklı değilim. Baştan da söylediğim gibi hiç iyi bir konuşmacı değilim. Hiç iyi anlatamam. Yani herkes çağırıyor. Geçenlerde de çatı katında konuştuk beraber biraz sohbetler diye. Sonra dinledim, repost edemedim. Sarhoşum bayağı yani. Vıcıt falan. Gerçekten. Yani hani o aldığınız bölüm, ben bayağı vıcıt falan yapıyorum. 7 bira içtim başlayana kadar. Ya herhalde hiç sarhoş görmemişlerdi. Gerçekten öyle bir konuşma yaptık. Burada da dedim ki, hakikaten çok zorlanıyorum. Emre'lerde bana bir saat terapi yaptılar. Ve dediler ki işte o bunu yaptı, kalemlerin üstüne isimler yazdı, dağıttı, kutulardan işte bilmem neler çıktı falan diye gittikçe geriliyorum falan. Sonra dün şeyi düşünüyorum, biz ne konuşmuştuk Emre'lerle diye düşündüm. Yaş 56 olunca hatırlamadım. Yani hani ne yapabilirdim falan deyince yok hiçbir şey hatırlamıyorum yani. İşte kalben bunu yaptı, kalben gitar çaldı falan. Yani hani yapabileceğim en büyük ve ses getirecek şey striptiz olabilirdi. Evet yani hani ondan dedim ki dün evvelsi gün işte kızım Londra'daki kızım da bir tanesi tasarım bitirdi. Tekstil tasarım bitirdi. İkincisi de tiyatro okuyor. Son sınıf öğrencisi. Büyük kızım Craft Antakya diye bir şey yapıyor. Antakya'daki yıkılan atölyelerin, dokuma ustalarının, zanaatkarlarının depremden kurtardıkları ürünleri tasarlıyor ve satmaya çalışıyor. Onlar tekrar atölyelerini yapsınlar diye. O yüzden böyle çok sık Antakya'ya gidip geliyoruz ve biz bayağı böyle iş konuşmaya başladık falan. İşte hani eskiden nasıl yapalım falan diye. Şimdi sadece Craft Antakya konuşuyoruz. İşte Impact Hub'da ikinci oldu. Şimdi Sırbistan'a gidiyor falan. Bayağı bu sosyal girişim dünyasına babasını yapamadıklarını biraz da o yapıyor. Ona sorayım dedim. Normalde eskiden çocuklar sorardı. Şimdi ben sordum. Dedi ki şey yap dedi. Yani sen hep böyle bir hikaye anlatıyorsun. İşte onu yaptım, bunu yaptım. Genel müdür oldum. 16 yıl falan, 36 yaşında genel müdür oldum. Hiç batmadım, hiç düşmedim mi? Hiç iniş çıkışların yok mu? Onları anlat dedi. Dedim ki yok. Ben biliyorum dedi. Onları anlat dedi. Ben de kafamda şeyi kurguladım. Ha, evet. Sunumu, evet. Çok seviyorum gerçi bu görseli ama. Gittim kızın Anokun'un sayfasını falan inceledim. Müthiş bir tasarımcı. Ama bizimki de hiç fena değil. Dedim ki 10 kelimeyle buradaki dayanıklılığı hayatımla birleştirmeye çalışıp en azından hani kreatifliği denir mi bilmiyorum da bunu yapmaya çalışayım ve 10 kelimede şey anlatmaya çalışayım. Nasıl dayanıklı olmaya çalıştım, nasıl düştüm kalktım ya da bu yolda giderken nelerle karşılaştım falan. Hayat hikayesinden öte bazen kurum olarak, bazen topluluk olarak, bazen de bireysel olarak böyle bir hikaye oluşturmaya çalıştım. Çok yaratıcı değil, 15 dakika sürdü. Hani 3 hafta düşünüp hiçbir şey bulamayıp kızım öyle dürtünce ben bu arada çok seviyorum gençlerle konuşmayı ve ilham almayı. Onlardan öğrendiğimi kimseden öğrenmedim. Yani etrafımdaki arkadaşlarımın %70'i 24,5 yaş ortalamasında. Yaşlılarla bazen işte bayramlarda falan görüşüyorum. Ya yaşlı benim yaş grubum oluyor. Hani öyle sohbet olsun diye. Onlardan bir tanesi de bugün burada. Efes'te ilk işe başladığım arkadaşlardan sağ olsun. Ne çıkacak diye, ne yapıyor bu adam diye geldi diye tahmin ediyorum. Ve şey dedim. İşte ben bu güzel resimler koydum. 10 kelime buldum. Altına da resimlerimi koydum. Böyle işte şey yaparken, konuşma yaparken, bir ay şey yaparken falan. Dedi ki yapma baba dedi. Yani hani hala bundan sonra iş headhunter'lara konuşma yapmıyorsun. Yani hani çizimler olsun. Daha kolay anlatırsın. Dedim bir gün kaldı. Gülce abla var dedi. Gülce de benim işten çıkmadan önce Efes'te ve işten çıktıktan sonra da biz Genwise'de sadece startup'larla çalışıyoruz. Bütün partnerlerimiz işte Think House'da yapıyoruz toplantılarımızı. Gülce ve Berkay'la startup fabrikayla bütün iletişimimizi, dijitalimizi falan yapıyoruz ve etrafımızda onlar var. Yani 45'in parasını alıp 25'e ödüyoruz. Yani modeli böyle kurduk. Gülce de burada sağ olsun, o da kırmamış gelmiş. Çizimler Gülce'ye ait. En yetenekli insanlardan bir tanesidir. Samsun'dan çıkıyor. 10 kelimede dayanıklılık konuşacağız. İnşallah bir şey atlamadan devam ediyorumdur. Heyecanlıyım da. İnişlerim, çıkışlarım ama daha çok iniş anlatmayacağım, çıkış anlatacağım. Mini hikaye demişiz. Sabır. Dünyada sabırsızlar listesi yapılsa ilk ona girerim. Yani o kadar sabırsız ve beklemeyi sevmem, aynı işi çok uzun süre yapmayı sevmem. 31 sene Efes'te kalmamın sebebini biraz önce anlattım. O da 31 sene ben Efes'i babamın işi gibi yönettim. Babamın işi olsa bu kadar rahat yönetemezdim. Yani o oradaki özgüven mi diyeceğim ya da farklı olma mı diyeceğim ve dayanıklılık da belki içindeydi. O bana çok büyük avantaj sağladı. Yani insanların yapmadıkları, gitmedikleri, işte bira olmayanların, bira sevmeyenlerin, içmeyenlerin bira satış müdürü olması gibi düşünün. Çok var böyle bu arada bunlar. O çok iyi meçeden bir şey değil. Ben ise eve gitmeyen bir adamım. Yani nerede kaldın akşam? Birhanede gibi şey. Öyle yani hayatım benim çok sokak ve çok değişik kültürlerden beslenmek. Yani mesela pazartesi günü bir şirkete gittim koçluk yapmaya İzmir'e. Sokaktan geçerken bakkal tanınır mı? Bakkalla selamlaştım. Yani yaptığımız pazar turlarında tanıştığım insanları akşam mesela kebapçıya gittik Alsancak'ta. Bir pub'ın sahibiyle buluştum. Hani o benim için önemli. O besleyen bir şey. Tüketici kadar bence o partnerlerinizi de anlamak, bilmek, o işi yerinde anlamak. Tabii ki araştırmalar falan da vardır ama benim için bunlar daha önemli. Sabır bende şeyden geliyor. Babamın tuhafiyeci dükkanı vardı benim. Babam asker emeklisi. Deniz Assubayı 11 yaşında. Eyüplüyüz biz. Eyüp'te doğduk, büyüdük. Babam da Eyüp'te doğmuş, büyümüş. Annem de Eyüp'te doğmuş, büyümüş. Ben annemin doğduğu eve doğmuşum. Babamın doğduğu okulda okumuşum falan gibi düşünebilirsiniz. Eyüp güzeldi. o zamanlar. Ve babam emekli olmuş. 41 yaşında, EYT yokken nasıl oldu bilmiyorum. Ve tuhafiyeci açmıştı Eyüp'te. Ve biz de çocukken babama yemek falan götürüyoruz, getiriyoruz. Eskiden öyle şeyler vardı. Ve kalıyoruz. Babam işte kal diyor. Yardımcı oluyoruz. Çok zor gelmişti bana o. İşte çünkü bilmiyorum, tuhafiyeci dükkanını bilir misiniz? Böyle gelirler bir kumaşta hanımlar. 50 tane düğme kutusu varsa hepsini indirtirler. Alacakları düğme adeti 2'dir. Ve toplam tutarı da 25 kuruştur. Yani biz böyle sürekli böyle çok o kas yapmamak adına belki dedim ki baba ben başka bir şey yapmak istiyorum. Babam da beni aldı, Kapalı Çarşı'da bir toptancısının yanına koydu. 11 yaşındaydım. Sorun bütün iplerin renklerini ezbere bilirim. Kırmızı 130, Eflatun 762, bütün böyle ezbere sayıp, bütün kadın çoraplarının numaralarını ezber. Vizon 86, siyah 500, lacivert 400, ten rengi 57. Yani o dönemin, tabii biraz da uzundu bu. 11 sene üniversiteyi bitirene kadar her yaz ve hatta bazen okul döneminde de okuldan sonra Kapalı Çarşı'da çalıştım. O sabrın oradan geldiğini düşünüyorum. Hiç bilmediğim, tanımadığım bir kültür ve insanlarla ve Türkiye'nin her yerinden mal almaya gelen insanlarla o tanışma, çalışma, işi öğrenme ve hani muhtemelen Kapalı Çarşı coğrafyasında üniversite okuyup da çalışan tek insan olabilirim. Yani genelde orada çekirdekten yetişme diye bir şey olur ya. Yani çırak girersiniz, sonra işte dükkan açarsınız. Ben uzunca bir süre tuhafiye toptancısında paket yapıyorum, sipariş alıyorum, paketleri kargoya gönderiyorum ya da müşteriyle Sarıyer'e taşıyorum. Hanımefendi ise falan destek amaçlı. Haftanın 6 günü 11 yıl gittim geldim. O birazcık bana oradan gelen bir şey. Çok iyi şeye yaradı hayatımda. Yani o düşmelerim 50 kere belki 100 kere belki her hafta bırakacağım dedim. Hani yapmama gidip başka arkadaşlarım mesela muhasebe ofislerine falan çalışıyorlardı. Oturuyorlar, muhasebe tutuyorlar. Aynı parayı alıyor olabiliriz ama beni çeken o curcuna, o renk, o heyecandı. O sabrı orada gösterdim. Master'ın sonuna kadar, 11 yaşımdan 22 yaşına kadar Efes'e girdiğim gün işi bıraktım. O sabırın yarattığı, aslında öğrettiği ve hani düşüp de kaldırdığı şey bende öğrendiğim zaman vazgeçmeme hikayesi oldu. Oradaki ticareti, oradaki iletişimi ve farklı kültürden insanlarla çalışabilme yetisi oradan bana kaldı ve devam etti. Şimdi aileden de geliyor olabilir. Bu da bence kazanılan bir şey ve öğrenilen bir şey. Dediğim gibi çok hızlı yükseldim ben. Daha doğrusu 10 yıl hiç kımıldamadım. 90'dan 2000'e kadar. Sonra müdür oldum, sonra direktör oldum. 36'sında genel müdür oldum ve Rusya'da genel müdür oldum. Ben Efes'e girdiğimde şey diye dolaşıyordum. İşte bizde plaketler falan verilir böyle, biz enteresandır. 5. 10. 15. 20. 25. 30. yıl plaketleri falan verilir. Ve genelde müdürler ben girdiğimde 50 plus'tı. Ben hep şey derdim, ne zaman ölürler acaba? Hani bir sonraki göreve geçmek için. Sonra Rusya'ya gidince, Rusya çok önemliydi. Dediler ki ben müdür olmuşum, Miller'ın lansmanını yapıyorum. Acayip kopartıyoruz ortalığı, her tarafta Miller lansmanı var. Ev almışım, kızım olmuş, eşim hamile, yerleşiyoruz. Ben de keyfini süreceğim. 10 senenin üstüne araba vermişler, Honda Civic falan, yani çok havalı. Dediler ki Rusya'ya gider misin? Yani her şeyi bozup tekrar ve Rusya gibi hiç bilinme, hani Berlin olsa daha muhtemelen daha kolay olabilirdi. Gene de olmazdı çünkü İstanbul'un da en acayip zamanıydı. 2000'lerin başı, 90'ların sonu. Gitmem dedim. Bilmeden gitmem dedim yani. Bu arada CEO'muz da Muhtar Kent'te. Dedi ki sen bir git gör, ondan sonra karar ver falan. Dedim ki yani hani işte 33-32 yaşındayım. İyiyim ben yani, biraz da bunun keyfini çıkarmak istiyorum. Bu kadar çaba gösterdik falan. Sen bir git falan dedi. Ve ben artı 25'ten bir 2 yaşında kız, bir karında kız ve eşim -25'e doğru yolculuğa çıktık. Ve orada karşılaştığım hikaye ve pazarlama müdürüsün ve markanın adını okuyamıyorsun ve telaffuz edemiyorsun. Yani Kiril alfabesi, çok zor bir dil, bambaşka bir kültür. 8 ay kar vardı o zamanlar. Yani Ekim'de başlardı, Mayıs'a kadar. Ve bilmediğin yepyeni bir ülke ve üstelik markaları sana emanet. Yani onun o dönemi iyi geçtiğimi düşünüyorum. Yani öğrenmek üzerine ve sormak üzerine çok o direncin bana orada kattığı şey çok önemliydi. Farklı kültürlerle beraber yaşamak için onların hayatına girmek çok iyi bir karardı ve biz işte ailecek, herkes korunaklı sitelerde otururken merkezde oturduk. Herkesin çocukları İngiliz okullarına giderken bizim çocuklar mahalledeki Rus okullarına gittiler. Ve eşim orada doğurdu. Eşim benden daha cesur ve dirençli, bahse giriyorum yani. Ve Rusya'ya gidelim kararında eşim gidelim dedi falan. Hani ben zaten gece Miller lansmanı. Yani hani 3 sene sürerdi o lansman. Ve gittik ve hakikaten o bende bambaşka. Bütün Tuğrul'un profilini buradan aldı, buraya getirdi. Şoförüm hiç 3 dil konuşuyordu. Yani şoför demeye utanıyorum. Onlar şoför derlerdi. I'm a chauffeur, I'm not driver derlerdi. Şoför çünkü meslek, driver değil derdi mesela benim şoförüm ve hani benim uzmanlığım bu. Seni, çocuklarını, aileni en iyi, en sağlam, mesela Wimbledon takip ediyorum ben. Yıllardır tenis takip ediyorum. Ben takip ediyorum diye her akşam maç seyredip sabah arabada benimle akşamki maçları konuşurdu. Yani bunlar o kadar insanın içine ve kanına işliyor ki sen de şey diye bakıyorsun olaya. Yani ne kafamda benim level kaldı, ne pozisyon kaldı, ne hiçbir şey kalmadı. Her salı çaycı hanımlar buluşup kıyafet değiştirip Balşoy Tiyatro'ya, baleye giderlerdi. Bir arabaya toplanıp. Ben her sene, 12 sene boyunca her sene yılbaşı balosunu bizim çaycı hanımla danslere kaçtım mesela. Yani burada belki çağrılmazlar bile. Biz yani benden sonra muhtemelen öyle bir şey kalmamıştır da. Yani o bütün şeyimi değiştirdi. Ve o size acayip bir şey katıyor. Direnç ve ilham da katıyor. O yüzden o çok önemliydi. Sonra Türk şirketlerinde genelde şey de oluyor. Ya yabancılar iyidir. Biz böyle benim üstümde, ben işte çok gençtim tabii. İlk önce bir Türk Muhtar Kent gittikten sonra Muhtar Kent'i aldılar. Kola'nın global CEO'su yaptılar. Biz kaldık açıkta. Ve hiç öyle bir şey beklenmiyordu. Yani hani Muhtar'ın tekrar, onlar böyle klikler oluyor. Irish klik, American klik, İngiliz klik falan. Irish klikten birini getirdiler. Muhtar da Irish klikindeydi. Onu da işte Singapur'a yolladılar. Sonra da Amerika'ya global aldılar. Böyle bir ara Türkler yönetiyor gibiydi. İşte Ahmet Bozer falan gibi. O gidince bizimkiler açıkta kaldı. Ve tabii giderken Muhtar Bey yapacağını yaptı. Bir eski kolacı, Kostarikalı bir beyefendiyi önerdi. İşte ben 36 yaşında genel müdür olmuşum. Önce Türk, sonra Kostarikalı, sonra İrlandalı, sonra Güney Afrikalı insanlarla çalıştım böyle bir 10 sene CEO olarak. Oradaki dayanıklılığımı çok beğeniyorum. İlk önce dinleyip, anlayıp 3-4 ay dediklerini olur falan gibi deyip ondan sonra bildiğim yolda, bildiğim şekilde onları da ikna ederek çok geliştirdim kendimi. Rusya'nın verdiği aslında o sabır ve direnç buna şey yaptı. Yoksa 50 kere bırakıp gitmek de mümkündü. O yüzden diren yazıyor. Yani şuna karar vermiştim. Cümlem şuydu kendime. Onlar gidecek, ben kalacağım ve bu ekip, senin ekibin, bu marka, senin markan, bu ülke, senin ülken. Hikayesi biraz öyle. Hiç de milliyetçi değilimdir. Yani bu arada hani tanıyanlar bilir, tanımayanlar da tahmin eder. Bu da böyle bir hikayeydi. Yani bütün CEO'ları yolladık, çeşit çeşit Birleşmiş Milletler gibi zengin ettik. Ama bildiğimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Yani çıkarken de geçen sene bütün yol haritasını bir Türk arkadaşa, benim seçtiğim, benim bıraktığım Türk arkadaşa bırakarak çıkmış oldum. Zaten ana konumuz, yani dediğim gibi zor bir konu. Burada da yani şimdi en sevdiğim şeyler bazen iyi çalışmayabiliyor. Düşüşlerim o konularda çok olmuştur. Yeni şeyleri denemeyi çok meraklı olmak. Yani merak hiç bende bitmiyor. Yaşta da bağımlı olduğunu zannetmiyorum. Yani o denemek, öğrenmek. Buradaki dayanıklılığım da şundan geliyor diye düşünüyorum. Denedikçe batırıp ve küçük yaşlarda deneyip öğrenmeye başladıkça batırmayı ve feyletmeyi sonraki yaptıklarınızda daha akıllı ve daha doğru adımlar atabiliyorsunuz. Şeye çok inanıyorum. Hata yapmaya izin vermeye ve hata yapmak güzeldir. Yani hatalarını anlatmak güzeldir. Bizim iş dünyasında şey hiç yoktur. Artık bizim demeyeyim de biz hiç kötü bir şey anlatmayız. Yani biz batırsak da şirketi, siz bizim sonuçlarımızı bir görseniz vardır kurumsaldakiler. Yani uçuyoruz gibi anlatırız. O iş görüşmelerinde falan da öyledir. Yani gidin üniversitelerde çıkarlar CEO'lar, işte direktörler, kurucular falan. Sadece şeyi kaydesi anlatırız. Yani oradan ya kişisel olarak da öyle anlatırız, şirket olarak da öyle anlatırız. Yani 5 marka, 5 firma olsa hepsine sorun pazar lideriyiz diye bilir onun ailesi ya da çevresi. O bir dayanıklık getirmiyor tabii. Yani o orada ne olduğunu kendine söyleyebildiğin zaman bence işe yarayan bir şey. Ve o dayanıklılığı da çok da besleyen bir şey. İşte benim için Rusya hikayesi biraz da öyleydi. Yani dayanıklılığımı arttıran, hiç hayatımda bilmediğim şeyler görmeye ve yaşamaya başladım. Gitmeseydim asla öğrenemezdim. Gitmeseydim asla bu adam olamazdım. Rusya'nın en uzaktaki fabrikasına 8 saatte uçakla gidiyorduk. Ve 8 zaman dilimi değiştiriyorduk. Yani hani aynı ülkeden bahsediyoruz. Ve aynı ülke içinde farklı cumhuriyetler vardı. Yani Tataristan, Başkortistan, Osetya ve farklı diller konuşuluyordu. Yani hakikaten farklı dinler zaten vardı, hala da var. Oranın iklimine ve modeline alışmak çok farklı ve çok zordu. Oradaki bizim öğrendiğimiz şey aslında asla Ruslarsız ve ekipsiz olmayacağı çok netti. Yani dayanıklılığınızı arttıran şey aslında hep beraber ortak bir amaç yaratmak ve o amaca inandırmaktı. Biraz saçmaladığımız zamanlar da olmuştur. Bir Türk şirketi olarak biz çok heyecanlıyız falan. Ruslar da çok sakindir. Yani biz her şeyi böyle kıvırarak söyleriz. Ruslar direkt söyler. Yani bugün çok çirkinsin der. Ya da bugün işte bilmem nesin der. Ya da o kadar nettir ki ve çok doğrudur. Yani tanışana kadar, anlaşana kadar seni çok uzak dururlar. Anlaştıktan ve sevdikten sonra da hakikaten sonsuza kadar kalırlar. Biz Türkler ne yapıyorsak aslında biraz tersini yapıyorlar. O dayanıklılığımı arttıran bir şey oldu. Herif diyor ki batırıyorsun diyor mesela. Yani toplantı yapıyoruz. Bir town hall'lar yaparız böyle toplarız bütün işleri falan. Birisi oradan söz alabilir miyim der. Şey sordu mesela. Çok satın alma yaptım ben Rusya'da. 2003'te ilk fabrikayı satın aldım. Rostov'da, 2006'da bir fabrika daha aldım. Ufa'da, sonra 2007'de 3 fabrika daha aldım. Kazan'da, Krasnovoskop. Böyle hep böyle bir fabrikaydı. 8 fabrikada bıraktım. 2 pazar payıydı. 20 pazar payında bıraktım falan böyle. O yüzden kötü bir şey anlatmak istemiyorum. Bunu da anlatmayacaktım. Niye bunu araya sokuşturdum ya? İşte meslek şeysi deformasyonu. Bir tanesi kaldırdı. Kazan'da ilk toplantı. Yani satın aldık. Ben de 36-37 yaşındayım. Sizin yaşlarınızda yokum. Daha gittim toplantı yapayım işte biz geldik falan filan diye birisi kaldırdı diye sordu. Kadınlarla çalışmaya devam edecek misiniz dedi. Yani ve donuyorsun. Biz çalışırız. Soru cevap çalışırız. Gelebilecek soruları çalışırız. O bizim böyle kasımızda var. Hani ve kötü soru çalışırız daha çok. İyi soruları beceririz de hani bilmiyoruz çünkü kültür falan. Ben Kazan'ı anlamaya çalıştım. Kazan'dan insanlar buldum. Nasıldır kültürü, tarihi öğrendim. İşte Rusya'nın 1000 yıllık ilk şehri. Her şehrin doğum günü var Rusya'da. Doğum günlerini kutluyorlar. Kazan 1000. yılını kutluyor. Şehir olalı Kazan ismiyle falan. Yani işte ben hazırım yani. Hani bravo Kazan, 1000 yıllık Kazan. İşte camilerimiz, medreselerimiz falan. Çok güzel camileri vardır bu arada. Dedim ki ya bizim bu arada tabii Rusya'da çalışanların ve yöneticilerin çoğu kadın. Yani erkekler daha çok alkollü gezdikleri için kadınlar daha dayanıklı ve daha sağlam. Ve genelde single mom. Yani çoğu da ayrılıyor. Çünkü adam hani bir şey katmıyor hatta alıyor. Çok kuvvetlidir kadınlar. Dedim ki yani biz Rusya'da, Moskova'da zaten işte 10 senedir varız. Bizim yani çalışanlarımızın %70'i kadın. Ama işte Türkiye'de öyle mi falan, hakikaten Türkiye'de çok az bildiğiniz üzere. Yani fabrikalarda kadın yok bizde mesela. Vardiyalı olduğu için eskiden varmış. Şu anda kadınlar da gelmek istemiyor. Yani anlattık hani öyle olmadığını falan ama hani şeyi anlatmak istiyorum. Mantığını ve nasıl dayanıklı, onlar zaten dayanıklı da hani ben nasıl, hani onları ben yöneteceğim, onlar benden daha dayanıklı. Hani 1000 kişi hani ne olacak diye son derece haklı olarak merak ediyor. Yoksa şey diyebilirsin yani, aa Rus'tan uluslararası bir şirkete geçti falan, öyle değil. Yani o da insanda tabii ki şeyi çok geliştiren bir şey. Çok uzun konuşmaya gerek yok ama burada da böyle olmadan olmuyor. Yani ben bu odadaki herkesin de çok cesur olduğunu düşünüyorum. Yani bu ülkede yaşamak bile bence bir cesaret örneği. Ya da şöyle düşünüyorum yani, Avrupa'ya gittiğiniz zaman biliyorsunuz yarın ne olacak, önümüzdeki ay ne olacak, ondan sonraki sene ne olacak. Dün İsviçre ile bir iş toplantım vardı. Adam şey dedi, işte işler nasıl falan diye konuşuyoruz. Böyle 2 saatlik zoom'umuz var, koçluk yapıyorum. Biraz dedi enflasyon oynadı dedi. 1.7. Ciddi mi diye düşündüm gerçekten, sormadım tabii yani, ciddidir tabii yani hani ya 1.7 diye enflasyon olur mu ya? Yani hani düşünecek ne olabilir ki ya da cesur olacak ne olabilir ki? İşte buradan Berlin'e falan tabii çok insan gidiyor, çok üzücü. Şey diyor, biliyorum diyor işte 3000 kazansam 1500 ev, 500'ü sigorta, 1000'i de okey, okul bilmem ne falan. Hani şimdi öyle mümkün mü yani? Hani 5000 kiranız var, 25.000 istiyor. O yüzden bu cesaretin bir şekilde, tabii ki bunu daha cesur hale getirecek şeyler var da benim için konu değil yani. Hani öyle işte şuraya çıkmak gibi bir şey yani. Hani bu da bence çok benim için ne yapıyorum falan ya. Buradan çıkacağım şimdi. Bu yaşta Storytel'e podcast çekmeye gideceğim. Saat 2'de. Hani ben ne yapıyorum falan diye düşünüyorum yani. Hani emekli olduğundan bir otur yani. Cesaret mi? Tam adını isimlendiremiyorum. Siz karar verin. Moskova'ya gittim. 31 yaşındayım. Salak gibi Türkiye'de yıllardır blues yapılıyor. Ben dedim blues'u Rusya'ya götüreceğim. Chicago'dan her sene 50 tane bluescu geliyor uçakla. Bir otobüs tutuluyor. 17 şehirde Türkiye'de. Siz hatırlamazsınız. Diyarbakır dahil, Trabzon dahil, şehrin ve yılın tek eventi. Bir otelin altında, genelde Hilton'dur, altı varsa ya da lokal bir otel kapatılıyor. O Amerikalı bluescular, yani blues desen kimse anlatamaz. Hani Maviler grubu falan diye anlatır. Blues şeyi veriyor ve o Trabzon, Samsun, Diyarbakır, Konya. Dedim ki yani biz, bu arada Rusya'da her şey var da biz işte götürdük. Blues'u ben daha gittiğimin 2. ayı Saint Petersburg'da buz pistinde. Buz pistini halılarla kapladık. Ve ben çok lazımmış gibi büyükelçiyi aldım götürdüm. Keşke götürmeseydim. Niye? Çok sarhoş oldum. Uçakta falan kolumda getirdim diye. Bir daha da götürmedim hiçbir yere. Dönüyoruz. Saint Petersburg'da yaptık. Moskova'da yaptık. Kazan'da, Ufa'da yaptık. 4 şehir yaptık. Biz de dolaşıyoruz, pazarlama, genç pazarlamacı. Kendime yapıyorum aslında, farkında değiller. Dönerken havaalanında indik Moskova'da. Şöyle kar, -25, yani minimum -25 oluyor zaten. 25'ten sonra okullar kapanıyor, öyle düşünün. Yani -25'i geçerse okullar kapanıyor, işler kapanmıyor hiçbir şekilde. Havaalanından dönüyoruz, 36 yaşındayım, Moskova'ya gideli 3 ay olmuş. Marka, demişler ki Steremenlik diye bir markam var. Efes Premium, Steremenlik'te uydurduğumuz bir Rus markası. Yaşlı değirmenci, ismi de güzel. İşte Old Miller, Miller'da var ya falan, biz böyle kötü araklıyoruz yani. Yolda gelirken bina gördüm, üzerine top gördüm. Biz de Steremenlik Rus yapmak istiyoruz. Yani nasıl Rus yaparız? Allah'ın Türkleri, Ruslara Rus markası yapacak. Dedim ki ne binası? Futbol Federasyonu dediler. Dedim durun, sağa çekin. Sağa çektik. Yanımda Ala diye bir Ermeni kız var, sponsorluk ve pazar, işte blues yapan kız. O zaman 55 yaşında falandı. Ben 35 yaşındayken. Çok akıllı, çok cesur bir kız. Girdik biz içeri alayla, aladık. Niye durduk? Bir konuşalım bakalım. Yani konuşalım derken ben değil zaten. Hani ben tek kelime bilmiyorum. Yani markanın adını söyleyemiyorum. Yani rafta ayıramıyorum hangisi bizimkisi. Renklerden ayırıyorum. Bizimkisi yeşil, rakip kırmızı falan tadındayız. Şey dedi, ne yapacağız dedi. Sen dedim bir yetkili çağır. Çağırdı. Dedim biz milli takıma sponsor olmak istiyoruz. Peki nereden çıktı? Başka türlü Rus yapacak hali bir şeyimiz yok yani. Hani nasıl ben çıkıp Rus mu? Hani haydi Ruslar biramız bu mu diyeceğiz? Yani anlatabileceğimiz en iyi şey etikete ve reklam filmleri gırla zaten bira su zaten. Yani hani su grubunda. Yani trende, parkta, çocuk parkında annelerle yani bira çocuklar oynarken böyle bir şeydi. Yani trende de böyleydi. Tokuştururduk yani tanımadığımız insanlarla. Her tren bir bardı. Sabah 8 gibi düşünün. Devlet de bunu destekliyor. Vodka'dan geçiş yapıyor. Sonra 2010'da biraya da Türkiye'den daha önce geldi yasaklar. Yani en katı Fransa'ydı, sonra Rusya oldu, sonra Türkiye oldu. Yani o geçişi biz hep Rusya'dan öğrendik. Avrupa'dan değil, Rusya'dan geldi bize. Sonra işte ben adamla anlaştım mı? Yoldan dönerken. 250 bin liraya 3 yıllık kontrat yaptım mı? 250 bin dolar bizim için şey demekti. Kremlin'in karşısındaki bir duvarda bir ay boyunca banner koymak demekti. Biz adamların formalarına falan girdik mi? Biz bütün maçlarda ben milli takımla ve milli takımın antrenörleriyle dünyayı dolaşıyorum. Sen o sene yıllardır Avrupa Şampiyonası'na gidemeyen, Dünya Şampiyonası'na gidemeyen Rusya, İrlanda yenip gitti mi Japonya'ya? Ben Japonya'dayım. Milli takımla beraber Hiding Miding, Hollandalı, biz aynı otelde kalıyoruz, maça gidiyoruz, yeniyoruz, geliyoruz. Yani hani biz bir uçak adam götürdük. Yani hani sonra Muhtar Kent'i aradım, dedim ki ben böyle böyle bir şey yaptım, emin misin dedi. Eminim dedim yani kim ne bilecek. Kimse bilmiyor zaten, yok yani hani Efes tarihinde de yok, Rus tarihinde de yok. Hani neye göre cesaret ediyorsun bilmiyorum, hani bununla ilgili bir şey konuşamayacağım. Ya da işte nasıl podcast yapıyorsun? Sene başında, 2023'ün başında benim işte iyi beraber çalıştığım yıllardır Blind Duke, Kör Sadriye ve Görür Cihat, biz Sapanca'da bir eve kapandık, bir de benim karım. Dördümüz bireysel ikigayilerimizi yaptık. Hayatımda ilk defa duyuyorum. Yani Sapanca'da ben ikigayı öğrendim. Ve hakikaten bir gün Genwise çalıştık, bir gün Blind Duke çalıştık, bir gün de Tuğrul, Cihat, Gülay, Sadriye çalıştık. Oradan dediler ki sen bu Genwise'da yapmak istediğin 45 plus işini daha nasıl büyütürsün, yapanları nasıl konuşturursun falan. Podcast yap dediler. Hayatımda 3 kere podcast'te konuk olmuşum. Hep aynı şeyi anlatıyorum. Yani bizim kurumsal diyor ki bunu söyle, bunu söyle, bunu söyle. İşte girişimcilik ekosisteminde nasıl girdiniz? Bizim kurucularımız zaten girişimciydi. 69'da böyle bir metnimiz var bizim. Şimdi gidin Onur da bunu söylüyordur. Sana dedim ki ben hayatımda işte 3 kere katıldım. 3'ünde de hani hepsini dinliyorum. Sanki hepsi aynı program gibi falan. Ya da siz yaparsınız falan. Yani onların itelemesiyle Storytel'e LinkedIn'den mail adresi bulduk Sapanca'da. Akşam işte mangal yaptık, harap içiyoruz. Mail attım ben. Ben işte Rahat Battı diye bir podcast yapmak istiyorum. Adım bu. 54 yaşındayım. Geçen sene işi bıraktım. Ne dersiniz? Ne dersiniz yani? Hani biz tamamız da siz ne dersiniz? Storytel. Berk İmamoğlu diye bir adam. Tanımam etmem yani. Kahve içelim yazmış. Peki dedim, içelim. İşte bizim mahallede çok güzel kahveciler var. Çocuk geldi bizim mahalleye. Oturduk Boter'e. Çok havalıdır kahvecimiz. Boter'de kahve içtik. Deneyin o zaman. Güzel falan dedi. Yani hiç yapılmamış bir şey. İşte bizde Nilay var dedi. Nilay örnek var dedi. Evet. Güzel. O da güzel. Hani, ben konuk arayacağım tabii yani. Çocuk tamam dedi. Başlayın dedi. Sapanca'da liste yaptık. Hani kimler olur falan diye. Şimdi öyle böyle bir şeye kafayı takınca ben hani hala olur mu olmaz mı diye düşünüyorum. İşte onu da yapalım, bunu da yapalım falan. İşte bugün mesela Vispera Aytül Hoca ile yapacağım Sabancı Üniversitesi'nden. Orada çıkan listeye dönüp bakıyorum falan. Yani hani her şeyi belirledik. Gazetede yazı yaz, kitap yaz, konuşma yap falan diye. Creative Morning'de de konuş falan değil tabii. Emre Arolot'a mesaj attım. Yani biliyorum Emre Arolot'u. Hikayesini biliyorum. Adam mezun oldu, Amerika'ya gitti, Amerika'ya bırakıp geldi. Anne babası mimar falan diye. Ondan sonra da adam işi bırakıyor. Arkadaşının yanına gidiyor, ofis açıyor. Ahan ödülünü alıyor. Ve dünyadaki ilk ticari yapı İpek Yol'un fabrikası falan. Sonra anne babası işi kapatıyor, bunun yanına geliyor falan. Yani İşte bunlar böyle böyle oluyor falan. Tamam dedik, adam başladık biz yani. Elim ayağım titriyor. Emre Arolat geldik. Hayat mail attım, mesaj attım. Instagram'dan. Emre Arolat'a mesaj atıyorum. Ayşen Zamanpura mesaj atıyorum. Kaan Sek bana mesaj atıyorum. Geliyorlar. Öyle bir kere yaptıktan sonra ikinci, üçüncü, 10. falan yani 2 gün sürdü benim Ayşen Zamanpura hazırlığım. Kadının ne kadar kitabı varsa okudum, ne kadar bilmem nesi varsa ya eşinden falan daha iyi tanıyor olabilirim. Yani kadın şey dedi zaten, her şey hep şey diyor. İnanamıyorum böyle bir, hani bunu nereden biliyorsunuz falan diyor. Dinlerseniz o kadar da, anlatmadım o kadar çok şey var ki diyorum yani hani sizin aklınızda bildiğim. Biraz cesaret bence güzel. Denge işte benim dayanıklılığımın sırrı bence bu. Bu olmasa olmazdı. Hiçbir şey olmazdı. Anlattığım hiçbir şey olmazdı. İş kadar önem verdiğim bir şey. Merakımın peşinden gitmek. Kızım işte tekstil okuyacak diye gittim, kilim dersleri aldım. Rusya'dan gelip cam üfleme derslerine gittim. Konser, tiyatro, 35 yıldır hiç kaçırmadığım İstanbul Film Festivali film ekibi. Yani Rusya'dan hafta sonu gelirdim. Bazen böyle Rus filmi çıkardı tesadüfen. Ağlayarak geri dönerdim ama her sene onu böyle mesela geçen hafta 3 günde 10 film seyrettim falan. Yani bunlar böyle o işten seni kopartıp aslında işe ve normal hayatına çok çok fayda sağladığını düşündüğüm işler. En son sevdiğim sanatçıyı sorun. Ezel mesela. Yani ne alaka? En iyi konserlerden bir tanesiydi benim yani Volkswagen Arena. Şimdi o gençlerle beraber olunca da doğal olarak hani ne dinleyeceğim Ajda Pekkan'ı yani annemler dinlesin falan yani ya da siz dinleyin ha yani o yüzden Emir Taha mesela şu anda hani bunlar benim daha hayatımı ve kafamı değiştiren ve iyi hale getiren şeyler. Risk almayı konuşmaya gerek yok herhalde değil mi? Yani hani 10 kelimemin içinde bu da var. Ya bu herhalde aileden geliyor. Biz babam 73'te emekli olmuş işte. Bizi aldı Amerika'ya götürdü. Amerika'ya yerleşmeye gittik biz. 5 yaş büyük ablam var, dördümüz. Seattle diye bir yere babam bizi bir yere koydu. Üniversiteye başladı. Ama iş yapacak. Denizci, telsizci falan. Gemi şirketleri varmış orada. Annem her gün geri dönelim diye ağlıyordu. Ben okula falan başladım. Ablam okula başladı falan. Ben dayak yiyorum falan okulda. Hatırlıyorum yani. Tek Türk benimdir herhalde. Sonra biz 6 ay sonra falan döndük. Babam bizi oradan Kanada'ya götürdü. Kanada'dan Almanya üzerinden tekrar geri geldik. Hani o babamın aldığı risk de çok acayip bir riskti. Asker emeklisi Amerika'da iş kurmaya gidiyoruz falan. Ne alaka yani. Annemin dedesi Erzincanlı kalaycı gemiye binip Karaköy'den Amerika'ya gitmiş. Bir daha da haber alınamamış. Yani böyle bir şey sülalede var yani her tarafta da var. Dolayısıyla bu da biraz şey gibi. Bizim basket takımı ben Türkiye Genel Müdür oldum 2017'de. Euroleague 16 takımda 16. sırada. Parasını da biz veriyoruz anasını satayım. Yönetim kurulu tek bir kişi karar verici var. Oyuncu bilmem neci bilmem neci. Dedim ki parasını ben veriyorsam yönetim kurulu kuracağız. Ve biz bir yönetim kurulu kurduk spor kulübüne. Dedim ki madem yönetim kurulumuz var kararları oyla alacağız. Ve bayağı böyle 8-10 kişilik yönetim kurulumuz var bizim spor kulübünün o tarihten itibaren. Ya ben dedim bir markanın bir spor takımının olması o markaya zarar veriyorsa 16 takımda 16 ya kapatacağız ya bunu daha iyi hale getireceğiz. Bütün takım değişti. İşte Larkin'in, Miçic'in, Ergin'in, Moerman'ın geldiği dönem biz o sene Final Four'a kaldık. Sonra şampiyon olduk. İşte ondan sonra geçen sene çuvalladılar. Oraya kadarmış. Benden sonra demedim bakın. Dayanışma ne kadar vaktim var? Var. 5 dakikam 10 dakikam var mı? Var. Tamam. Dayanışma. Buradaki bence en kritik şey size dokunmayan, sizle alakası olmayan konulara sizin el atman. Yani el atın ki sizin başınıza geldiğinizde siz de destek alın. Yani bu olmadan bir şeyin olması mümkün değil. Geçen hafta galiba Nuri Kaya diye bir adamla konuştum. Karanlık işler. Karanlıkta yemek işlerini yapıyor. Adam yolda 4 tane kör görüyor. Yürüyorlar ve adam hiç alak kör değil bir şey değil. Bir şey yapıyor. Kör ve fotoğrafçılık sergisi açmak için harekete geçiyor. Körlerin en merak ettiği şey fotoğraf çekmekmiş ve en yapamayacaklarını bildikleri şey. Körler fotoğraf çekmişler, 50 tane 100 tane Galata'da bir körler binası vakıf kurmuş. 100 köre ikna etmiş, burada körler derneği varmış, onların peşine takılmış gitmiş. Yani ne kadar acayip bir şey değil mi? Körlere fotoğraf çektirmiş, körler ne çektiklerini tarif etmişler ve en iyi yazarlar onları dinleyip metin yazmışlar körlerin gözünden. Körler metinleri Braille ile okumuş, bizler de gidince görmüşüz. Öyle başlamış, sonra 2010 Kültür Başkenti'nde projeyi belediye elinden almış. O da daha da yerin altına inmiş. Galata'da Nevaşolom'un yanında yerin altında karanlıkta yemek yapmaya başlamış. Ve dışarıda konuşamayan insanları karanlıkta davet ederek 50 kişilik, 100 kişilik yemeklerde örneğin bir fahişeyi getirip fahişeyi konuşturmuş. Örneğin 6-7 Eylül olaylarında evi yakılan, yıkılan insanları getirip konuşturmuş. Arkasından hala evlerde Ermeni müziği yapan ya da onları orada konserlere getirmiş gibi. Hiç konusu değil yani, bu para kazanma amaçlı değil, hala da devam ediyor. Bu bence cesur işler, bence önemli. Ben de Efes'te 31 sene çalışırken bir şey yaptık zannediyoruz tabii de, işte onu destekledik, bunu destekledik falan şey vardı kafamda. Yani emekli olduktan sonra mutlaka bir STK'da gönüllü olacağım. Ne olursa olsun yani, doğru yeri bulursam ve tesadüfen de buldum, Koda'yı buldum. Emre de bahsetti. Köy okulları değişim ağı. Geçen senenin başından beri işte köylere gidiyorum, muhtarlarla konuşuyorum. Muhtarları ikna ediyorum, aileler çocuklarını kamplara yollasınlar diye. Çünkü genelde yazın şeydeler, din kurslarındalar. Ve ödülü ne biliyor musunuz Kur'an kursunun? Havuz. Yani müftülük Kur'an kursundan sonra alıyor çocukları, havuza götürüyor. Yani hani bütün bu şeyler çok şey kurulmuş. Biz de orada işte duygusal eğitim, aile eğitimleri veriyorlar bizim işte Koda ekibi. Ve kurucu da Mine. Robert Boğaziçi, Harvard mezunu. 2017'de kuruyor ve kafayı buna takıyor. 33 yaşında. Ben işte Mine ile köyleri geziyorum. Orhaneli'de yerleştiler. Orhaneli'yi merkez yapıyorlar. 25 kişilik bir ekip. Bağışla ve destekle, fonlarla yaşıyorlar. Mine, yani köylerde duruyoruz. Mine çocuğunu emziriyor. Bir yaşındaydı işte geçen yaz. Şimdi 2 oldu. Hala emiyor. Biz böyle köy geziyoruz falan. Yani kendinle alakalı olmayan bir konuyu çözmek. Köy ne benim konum ne falan. Ama hani biliyoruz ki oradan çıkan, ben mesela eleman seçerken ya da çalışacağım arkadaşları seçerken genelde Taşlı'dan gelen arkadaşları seçerdim. İşte Muğla'dan çok iyi adam çıkar falan. Yani Muğla fen acayiptir. İşte Tekirdağ bilmem ne acayiptir falan. O daha hayata, bira dünyası biraz daha böyle bence. Ya da Samsun iyidir bira konusunda. Dayanışma orada bence çok önemli. Bizimle alakalı olmayan bir şeyleri yaparsak onu büyütmek daha mümkün. En iyi örneğini zaten hepimiz biliyoruz. Şuradan 500 metre ileride yaşanan olayları anlatmaya gerek yok. Yani oradaki o çeşitlilik ve o değişik kitlenin bir araya gelmesinin gücü başka hiçbir şeyde mümkün olan bir şey değil. Devam. Yani bu da şimdi geçen senenin konusu. İşte emekli olacağız dedik. Ben çoktan karar vermiştim. Benim ilk kararım 45'te bırakmaktı. Sonra para yetmedi çocukların okuluna. Daha devam ettik işte bir süre daha. Geçen sene başında kapattık dükkanı. 31 senenin o kadar büyük saygısı var ki son güne kadar ne yapacağımı, hiçbir plan yapmadım. Yani 31-12'de kapattım, 1 Ocak'ta başlayacağım ve o yolculuğa çıkacağım dedim. Orada da insanlar soruyor işte Bodrum'a mı yerleşeceksin, Ayvalık'a mı? Korkunç bir gün, korkunç bir an. Yani işten çıkıyorsun ve evdesin. Yani o güne kadar 2 sekreter, şoför, 16 senedir şoförüm var ya. EFT yapmayı öğrendim. EFT yapmamışım hayatımda. Ya, araba kullanmıyorum yani, hani öyle düşünüyorum. Hala da kullanmıyorum, hala arabam yok. Arabayı da bıraktım çıktım. Dolayısıyla o çok büyük bir düşüş. Yani paralar yatıyor, istediğin yerde, istediğin şekilde geziyorsun, tozuyorsun, iş anlatıyorsun, onu yaptım, bunu yaptım falan diye. Ertesi gün mutfakta hanım ve sen. Ve işte orada benden ne olur sorusunun cevabını aramaya başlayınca çok güvendiğim 2 insan vardı. Çok az tanıdığım, çok iyi bilmediğim, ne yaparım diye onlara gittim. Şeyde çok inanıyoruz biz. Bu Genwise'ın da ana sloganlarından bir tanesi. Kuvvetli değil, zayıf network kurun. Ve onlarla hareket edin. Yani çok iyi tanıdığınız bir insanlar size yapma, girme, uğraşma falan derken daha az tanıdığınız Emre gibi gel konuş diyor işte. Hani o bir kere tanıdığınız, iki kere konuştuğunuz, üç kere yazıştığınız ya da Ankara Impact Hub gene aslında Emre'nin şeyinden çıktı. Biz şimdi Ankara'ya Genwise'ı götürüyoruz. Ankara Impact Hub'la beraber yapma. Yani bu zayıf network çok önemli. O düşüşten de tam o dönemde ne yaparız falan en iyi örnek benim yani. Hani herkes çıktıktan sonra ya da sıkışan insanlar şeyde kurumsalda ne yapacağını bilmiyor. O yüzden de bu Genwise hikayesi de biraz öyle çıktı. Genelde de bu yaşlarda kendin ve etrafındaki sorunları çözmek için hareket edersen daha heyecanlı oluyorsun. Yoksa çok zengin olacağım, unicorn kuracağım, herkes beni... O öyle bir şey değil. İçinize sinen ve sevdiğiniz işi yapmak için devam kararı bence önemli. İlham çok çok inandığım bir kavram. Aslında hani rahat battı fikri de öyle çıktı. İlham almak. Ben aslında şey diyorum. Her şeyi galiba kendim için yapıyorum. Yani öyle başlıyor zaten programda. İşte ben şoförlü, sekreterli, genel müdürdüm falan diye başlıyorum. Sonra da cesur ve ilham alacağım insanlarla konuşmak istiyorum ki onlardan öğrenmeye devam edin diye. Ve o da yaymak, o ilhamları yaymak bence çok önemli. İşte İlker Canikligil ile konuştuk. Flu TV hikaye, acayip saçma bir hikaye. Yani adam yönetmen olmuş, reklam yönetmeni, hayali film çekmek. Flu TV diye bir şey kuruyor, otantik içerikler diye bir şey yapıyor. 800 bin takipçisi var. Yani o şeyler hani ondan daha iyi kimsenin öğrenemezsin. Dolayısıyla işte ondan öğreniyorsun, Nuri Kaya'dan öğreniyorsun. Yani ailende kör olsa anlarım da hani adamın körler konusunda bir şey yapıyor olması bence daha acayip bir ilham olamaz. O yüzden bu da önem verdiğim kavramlardan bir tanesi. Ve kapanış. Direnci ve dayanıklılığı arttıran önemli şey birbirimizi kutlamak, kendimizi kutlamak. En küçük başarılarda bile yapmamız gereken şey onu bir kutlamaya çevirmek. Demin Emre ile yolda gemide konuşuyorduk. Rusların en büyük farkı kutlamayı bilmeleri ve büyük kutlamaları. Yani verdiğim örneği vermeyeyim de yani yok hayır. Yani bir şey düşür, yani bir şişe kırılsa hadi bunu kutlayalım tadında ve saatler sürebilir bu. Yani 50. yaş kutlaması bir insan için hayatındaki en önemli şey mesela. Yani babasının 50. yaş kutlamasına gitme dediğim bir Natalya Alipkina vardı. Yeni gitmişim falan. Yönetim kurulu var. Biz yönetim kurulu olunca iş hayat durur ya. Nereye gidiyorsun falan yani. Hani yatacağız, kalkacağız, sunacağız. Bitince dedik annemin 50. yılı doğum günü. Dedim ki okey. Yani hani kutlarsınız. Dedi ki istifa ediyorum. Anlamadım dedim. Ya istifa ediyorum dedi. Yarın yönetim kurulumuz var. Ve Starmenliğin brand menajeri falan. Sonra tabii ki anladım yani hani çok da akıllı olmana gerek yok. Dedim ki giderken benden de lütfen bir buket karanfil annene sevgilerimi sunuyorum. Ondan sonra onun ne kadar bütün şirkette biz doğum günleri kutlanıyoruz. Vodkalı falan yani hani herkes için bir doğum günü partisi yapıyorduk. Bu insanı çok besleyen bir şey. Hani o kutlama bence hem dayanışmayı arttırıyor hem dayanıklılığı arttırıyor. Her şeye küçük bir adım olsa bile, küçük bir işaret bile olsa bile zafer diye bakmak lazım ve kutlamak lazım. Birbirimizi kutlamak lazım. Bireysel, topluluk, kurumsal hiç fark etmez. O kutlamalar bence hayatımızı renklendiriyor, güçlendiriyor ve direncimizi arttırıyor. En azından benim öyle. Yani tabii ki çok düştüm, tabii ki çok kalktım ama o direnci kazandıran şeyler işte bu dayanışma, bu ilham, bu kutlama merakı ve yardım isteme ve cömertlik de bence buna eklenebilir. Düşersem kaldırın beni diyorum ve kapatıyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bu tarafa dönüyorum biraz soruları, katkıları almak için. Ben burada su içmem. Evet ya. Evet ya. O kadar. Ben çok... Sizlere dönüyorum. Buyurun. Çok teşekkürler paylaştıklarınız için. Bir şey söylediniz bir arada. Hani bunu mesela podcast yapıyorum ama nasıl yapıyorum bilmiyorum. Cesaret var ama nasıl cesaret ettiğiniz deseniz hani tam bilemeyeceğim gibi. Belki gençlikte tam nasıl cesaret ettiğinizi bilemiyordunuz ama herhalde şimdiki halinizde çok böyle kendine güvenen, son derece rahat ve iyi görünüyorsunuz. Bu hissediş ve bu hal Böyle ne zaman böyle hissetmeye başladınız? Hep. Yani böyle, hep böyle. Soracaktım. Yani hep eskiden beri evet, vardı. Bir şey miydi, yoksa hani bir şey oldu da hayatımda böyle bir şey hissettiğiniz gibi mi oldu? Yani vardı. Hani asla bilgelik falan demeyeceğim. Asla öyle bir şey olduğumu düşünmüyorum. Yani o yüzden de bir şey kabul etmiyorum yani. Ne iyi bir, dedim ya, ne iyi bir konuşmacıyım, ne bir konunun uzmanıyım. Hiç öyle değilim. Ama bildiğim ve öğrendiğim konularda konuşmamak. Her konuda konuşmam. Ya yani bilmediğim bir şey sorarsanız da çok bilmiyorum derim. Ya da işte bunda batırdım derim. Hani ama şey diye de düşünmüyorum yani. Bunu da ne zaman öğrendim biliyor musunuz aslında? Bu cüretkarlık demeye başladım buna. O maili atmaya, o işte buna da girişmeye. Şeyi anlamıyorum çünkü. Yani herkeste de var bu. Sizde de var. Kızımda da var mesela. Onun da konuşacağı bir şey var artık. Sizin de eminim var. O konuda cüretkar olmamak çok kötü. Bence bildiğimiz bir şeyde cüretkar olup... Şimdi ben kalkıp da ben Emre Arolat'la mimarlık konuşmuyorum tabii. Yani o binayı nasıl yaptınız falan. Ben adamın hastasıyım. Yani bilmiyorum, Sancaklar Camisi'ni gördünüz mü? Yani hayatımda bu kadar acayip bir şey görmedim. Yani Beylikdüzü tarafında bir yerde, yerin altında cami ters. Ve olağanüstü bir şey. Yani bir örümcek ağı şeklinde kat kat iniyor. Peygamberin işte o saklandığı mağaranın örümcekle kapanmasını temsil ediyor. Ben oradaki duygularımı anlatabiliyorum. Yani ama onun dışında bir şey çıkmıyorum. Ama bildiğim konuda da mesela şeyi çekiyorum onu. Bildiğim konu yöneticilik. Yönetemez arkadaş. Mimar 150 kişi yönetemez yani. Aynı anda 15 ülkede yapamaz. Hiçbir mimar yapamaz. Hani orada kendi alanıma çekmeye çalışıyorum ve orada götürüyorum. Ama cüretkarlık daha çok yeni bende. Yani benim mesela her sene ben şey yapardım. SWOT'tu eskiden. Hani sen bir şey satamazsın falan. Şimdi görseniz sokak berberde Genwise sattım ben. Ya 2 hafta önce berberde oturuyoruz bizim mahallede gene tabii ki. Adam oturuyor, ne yapıyorsunuz falan dedi. Girişimi varmış kocaman Amerika'da falan. Dedim böyle böyle Genwise yapıyoruz. Nerede yapıyorsunuz falan. İşte Acıbadem Think House'da yapıyoruz falan. Çıkışta kahve içelim mi dedi. Dedim eyvah, yürüyor galiba. Çıktık, biz kahve içmeye çıktık. Anlatır mısınız falan dedi. Bir baktım her gün kaydolmuş. Yani Efes'teyken falan hani böyle bir şey asla yok. Orada Efes'in gücü var. Kritik olan şey hani ben Efes'ten Tuğrul değilmiş. Ben Tuğrul demek ama onu içerideyken de başlatmak. Yani o öyle olunca dışarıda da Tuğrul olarak devam ediyorsunuz. Tabii ki Efes hikayelerim ve bir sürü şeyim var ama ya vardı o güven. Ben işte o Kapalı Çarşı'ya bağladığım bir hikaye de ona bağlı ama cüretkar olmak o kadar zor değil bence ve çok dayanıklılığı arttıran bir şey. Sadriye'den öğrendiklerimden bir tanesidir mesela. Bir pandemide batıyorlar bunlar. Biz restoranlara, ben onlara 50.000 lira, İTÜ Çekirdek'te sahnedelerdi. Dedim ki yani 50.000 lira verelim, devam etsinler yoksa işe girecekler. Restoranlar için sesli menü yapıyorlar. QR kodu koyuyorlar. Görme engelliler menüyü görmedi, okuyamadığı için duyuyorlar. Biz de fonladık bazı pub ve barlarda. Pandemi oldu, kapanıyorlar. Yani neredeyse ben de kalkayım ayağa, siz o kadar. Batıyorlar yani. Sadriye bir şey başlattı. Bak bütün her yer kapalı. Her markadan 100 tane görme engelsiz restoran diye. İşte Unilever'le McDonald's'ı bağlamış, kolayla falan. O ya kapalı ya. Yani ne zaman açılacağını bilmiyoruz. Bir akşam davet geldi. İşte 21 Ekim'i kapatın. Bize 3 dakikalık bir şey yapın. Tavsiye verin. Biz işte büyümek istiyoruz yani. Batıyorlar aslında. Bağlandık biz online'da. Karşımda 25 tane CEO vardı. Amazon, Uber. Yani benim yok o kadar genel müdür tanıdığım. Yani 30 senedir, 16 senedir genel müdürlük yapıyorum. Yani çok şaşırmıştım. Ve tamamen LinkedIn'den. Yani ben ondan onu öğrendim mesela. Şu anda da kendimi o konuda fena bulmuyorum yani. Ben teşekkür ediyorum. Orada bir soru var. Merhaba. Ben de kalkayım, herkes. Yok lütfen, ben sıkılırım oturmaktan. Çok güzel bir hikaye anlatıcısınız gibi geldi. Çok sağ olun. Sağ olun. Olsa da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel başlıklar aldım. Hanımefendiye de teşekkür ederim. Zihni çok güzel çalışıyor. Çok güzel şeyler evet yakalamış. Sizin hikayenizle de örtüşmüş. Sormak istediğim şu, durup durup böyle baktığınız zamanlar olmuş mudur? Hani şu 3 seneyi değerlendireyim ya da işte şu kadar zaman değerlendireyim gibi, yoksa non-stop böyle? Non-stop. Hiç bakmam. Yani hiç bakmam. Yani o ya hatalara da takılmıyorum, başarılara da takılmıyorum. Yani ikisi de göreceli. Benim çok beğendiğim bir şey, yönetim kurulu hiç beğenmiyordu. Bana ne diyordum yani? Hani daha iyisini biliyorsa gelsin yapsın yani. Daha iyi biliyor, yani daha iyi birini bulsun, koysun, bana ne yani? Hani ölmeyiz ya. Nasılsa bir şey yaparız. Bak nasıl yapıyoruz işte, çıktık konuşuyoruz falan yani. Ve hepimizin yapacağına inanıyorum. Hepinizin yani hepimizin bir hikayesi var. Hepimizin anlatacak bir öyküsü var. Hepimizin ya başarısızlıkları dinlemek de anlatmak da bence kötü değil. Yeter ki onu da dinleyelim. O da kendini o zaman değerli hisseder. Yani başarısızlık da bana hiç kötü gelmez. Hatta ben şeyi falan söyleyeyim. Başarısızlık anlat bana. Hani zaten yazıyor CV'nde ne yaptıkların. Hiç mi kötü yaptığım bir şey? Yok derse asla muhabbet etmem yani. Mümkün değil öyle bir şey. Ve başarısızlığıyla da çok bakmıyorum ya. Evet bakmıyorum herhalde. Yani kapatıyorum. Hani hatta şöyle falan da kafamdan geçiyorum. Yani öleyim, ondan sonra bir daha kimse gelmesin, kimse görmesin falan. Devam etsin herkes de. Yani ben kendimle ilgili bir düşüncem hep böyle yani. Zamanla bir yarışma gibi mi o zaman? Biraz da bu... Ya merak, öğrenmek yani, hep en fazlasını denemek, öğrenmek, görmek, tatmak. Yani hani hiç tatmadığım ne var diye düşünüyorum. Görmediğim ne var, okumadığım ne var, bilmediğim ne var. Emre bir şey söylüyor, onu... Yani şey çok kritik, etrafında kimleri tuttuğunuz çok kritik. Onu çok önemsiyorum. Yani o çeşitlilik çok kritik. Ve onlardan yani her şeyimi ben öyle yapıyorum. Yani Emre'ye bir konuda güveniyorsam gel derse gidiyorum. Mesela bir kitap okuyorsa yani işte anlıyorsunuz girdiğiniz yer. Girmeniz önemli. Yani o Bozcaada Jazz Festivali'nde o ekibin içinde, şimdi ben nereden bileyim bunların başıma geleceğini. Ben normalde üniversitelerde konuşmacı oluyorum falan. Yani çok kötü anılarım da var bu arada. Yani çok kötü bir açıklama olmuştu 2017'de galiba. Bizim patron Almanya'da bir seminerde, kalem fuarında demiş. İşte ev biracılarından vergi alınmalı falan. Tabii ki ODTÜ'de benim de konuşmam var. ODTÜ'de böyle her tarafta posterler asılı. Tuğrul Arbaş giremez diye. Ve hani 1000 kişilik salon. Ve ben tek başıma konuşmacıyım. Ve işte bilmem ne anlatacağım falan. Yani yıkılıyor Türkiye. Yani Twitter falan yıkılıyor. İşte boykot, Efes boykot falan. Biz çok alışırız bu arada Efes boykot. Hatalarımız da çok var öyle. Bizim kendi hatalarımız da çok var. Şimdi bir gece önce Ankara'ya gideceğim. Aklıma geldi. Yani bunlar beni linç edecekler. Ama geri adım atmıyoruz. Öğrencilerle konuştum. Öğrenciler de geri adım atmıyor. Siz karar verin dedim. Yani gel derseniz çıkacağım, gelme derseniz çıkmam. İstiyoruz dediler. Gençler de çok dirençli çıktı. ODTÜ zaten benim hani mutlaka her sene 1-2 defa giderim konuşmaya. Aklıma geldi. Bir ODTÜ'lü arkadaş alayım yanıma. Hemen bizim şirketten başka bir arkadaşı, Demir diye bir arkadaş var. Tarımın başındaydı. Demir, Ankara'ya gelir misin akşam dedim. Gelirim dedi. Durum böyle böyle. Bir tane de kadın alalım dedi. Biz gene hemen kurumsal, bir kadın, bir Laz, bir Türk. Evrim'i aradım. Evrim de İzmir'deymiş. Evrim de arabada bindi. O da Adel'in genel müdürü. Biz üçümüz de eski Efes'liyiz. Yani takım sıra arkadaşıyız çocukluktan beri. Biz üçümüz gittik Ankara'ya. Akşam oturduk meyhaneye, içtik. Nasıl, ne yapacağımızı konuştuk, paylaştık. O günü hem öğrenci ekibi için hem de salon için devam ettireceğiz falan. Oturduk üçümüz. Birisi el kaldırdı ama bütün okula, yani gelene kadar salona her tarafta ismim yazılı. Giremez ODTÜ'ye falan diye. Şeyler falan var. Facebook grupları var. Facebook'ları gösterdiler. Böyle gideceğiz, basacağız, işte yumurta atacağız falan diye. Kalktı birisi, dedi. Daha bismillah oturduk. Dedi işte Demir'le Evrim Hanım kalsınlar. Tuğrul Bey çıksın salondan dedi. Abi bu zaten okey yani, buna da okeyiz. Ondan sonra İşte bir tane de moderatörümüz var, öğrenci. Dedi ki önce Tuğrul Bey buna cevap versin. Ne yani sizin kızdığınız olayla ilgili konuşsun dedi. İşte ben anlattım bir şey ve hani top dinlerse akışı, devam edersek ondan sonra bu kararı verelim ve çıkışta da konuşalım dedim. Çocuk hayır ben dedi şey, salondan biri kalktı, biz dinlemek istiyoruz, o zaman siz çıkın dedi. Ve destek oldu. Yani hani o 1000 kişilik bütün şeyler falan da oldu ama yani herhalde yarısı ne olacak diye, kalacak mı çıkacak mı falan diye. O gençlerin desteği olunca o şey çok önemli. Yani orada onu olmanız ve hani bir dinleyin öyle karar verelim. İsterseniz yarısını da indirin dedim. Hani bir dinledik de hani benim böyle düşüneceğimi inanır mısınız o falan gibi öyle bir konuşma yaptık ve öyle geçirdik. Yani şey çok bakmıyorum çok. Korkmuyorum da. Hani o cesaret de geliyor herhalde. Ama arkaya dönüp çok bakmayı tercih etmiyorum. Yani batarsa da batar ya. Bir daha kurarız falan. Yani hani mesela Cihat anlattığım Blind Duke 8. girişime. 25-26 yaşında. Marmara Üniversitesi'ni kazanmış. Safranbolu'dan çıkmış 18 yaşında. 24'e kadar 8 girişim batırmış. Ailesinin haberi yok. Sürekli kredi borcu ödüyor. Köpek maması yapmış organik. Kendileri yemişler. Satamadıkları için. Yani bayağı hani o şimdi işte Blind Duke'la şu anda Silikon Vadisi'nde orada satmaya çalışıyorlar. Oluyor yani hani o yüzden çok şey öğreniyorum gençlerden. Onların hikayesi de başka bir hikaye işte. Gülce'nin hikayesi başka bir hikaye. Yani şu güzelliğe baksanıza. Dün Zeynep aradı şey dedi. Ya baba hayalimdekinden daha güzel olmuş dedi. Ben Gülce'ye kaç gibi yolladım Gülce'ye. Ben böyle bir şey yapacağım dedim. Öğleden akşamüstüydü. Gülce, ben yatmıştım geldiğinde, gece yollamış 11.30'da falan, ben erken yatıyorum bazen. Sabah kalktığımda baktım yani inanamadım ya. Evet yani Zeynep şey diyor. Bundan daha iyi olamaz. Örnek falan yollamış bana. Ben ekstra teşekkür ederim. Güzel sunum görmek bize çok iyi geliyor. Teşekkürler. Son bir sayfa mı var sunumda? Yok. Nasıl bir şey, çizim daha var. Son sayfa. Bir tane ilerleyelim. Çizim daha var değil mi? Çizim yok. Yok mu? Ha, okey. Ben belki şeyi söyleyeyim. Yani bu soruyla bağlantılı olarak tahmin yürüteceğim. Bence hayatta hiç hedef de koymuyorsun, hedefleri sevmiyorsun. Hiç. Hiç genel müdür olmayı hiç istemedim. Hiç öyle bir derdim olmadı. Ben nasıl oldu ben olsam yapmazdım. Kendime. Yani... Hiçbir hedefim olmadı yani. Sadece şöyle dertlerim oldu Emre. Yani şuna takıldım. Yani o title'dan çok bağımsızdı benim için. Yani ben şey gibi hani genel müdür olsa bile sormadan yaptığım çok şey vardır. Hedef değil, heves. Herhalde. Mesela olduğumda yani en sevindiğim şey şofördü mesela. O -25'te hani o kadar sevinmiştim ki, o kadar zordu ki. O karda, buzda gidiyorsunuz çünkü. Yani şöyle falan buz var. O buzda gidip geliyorsunuz o çivili lastiklerle. Trafik çok kötü. Halbuki bir saat böyle rahat rahat şey yapıyor. Yani tek benim için en büyük mutluluğu şoförle olmakta. Daha fazla ve daha kendin karar alabilmede değil mi? Yani o var. O çok var. Yani tabii. Şimdi şey yapıyorum. Diyor ki satış direktörü. Şimdi ondan sonra tabii şey hadi bakalım falan böyle. Şimdi hepimiz tabii çok geçitiz. Bize Rusya'ya şey geldi. Kürşat Başar mıydı? Bir bakan vardı. Devlet planlamadan MHP'liydi. Çok bakan, yani çok insan gelir Rusya'ya. Çok popüler Rusya tabii. Çok acayip güzel günler geçirdik. Emre'yle de konuştuk. Yani müthiştir Moskova. Kültürü, aktiviteleri falan. Ya ben Mirel Mathieu falan öldü zannettim. Meğersem Moskova'da hala dinleniyordu. Konserlere geliyordu. Kürşat Başar fabrikaya geldi. Biz işte... 2007 falan, yok 2004 falandır. Genel müdürümüz de bizim şeyi çok sever, opera sanat çok sever. Saint Petersburg'da muhteşem Mariinski diye bir bale vardır. Ona böyle giderdi, biz kalırdık böyle ama kim gelirse gelsin fark etmez. Alır yıllık biletini. Biz bakan geliyor, fabrikayı gezecek. Moskova'da tek fabrikamız var, biz dizildik. İşte ben 31 yaşındayım. Gerisi benden küçükler de var. Finansçımız Onur 29-30 yaşında, Yiğit 28 yaşında, IT'cimiz Tuncer bilmem ne, Sergey İK'cımız 32 yaşında. Ortalamamız 30-31 olabilir yani. Adam geldi böyle arabalar, korumalar, büyükelçi falan. Ya biz de nefret ediyoruz böyle gelen gidenden. Ben patrona şey dedim bir gün. Ya gelmeyin de çalışalım. Ya gelmeyin de çalışalım yani. Beşiktaş başkanlığına adı geçiyordu. Dedim inşallah olursunuz ya. Yani hani bir rahat edelim şurada falan. Biz sürekli böyle uçaklar kiralanıyor. Biz fabrika geziyoruz falan. Hani sürekli havadayız. Patron gezdiriyoruz. Babasını getiriyor falan getiriyor falan. Geldi bakan da zildi. Biz de böyle karşısındayız. Ne gereksiz bir şeyse hoş geldin diyeceğiz. Şey dedi. Tuncay Bey de burayı çoluk çocuğa bırakmış dedi. Bakan. Tabii kime dediğinin farkında değil. Dedim ki bu çoluk çocuk $1 milyar işi yönetiyor. Yani istiyorsanız gezmeyebilirsiniz. Genel müdür de bu arada tabii Saint Petersburg'da. Yani bize de ne oluyorsa adamla ne dalaşıyorsun. Dedik herhalde gezdirdik falan tabii. Anlattık, sunduk, ettik. İşte büyükelçi falan da iyiler falan dedi. Adam da alınmadı ama yani hani bir adammış. Dedi akşam sizi Vok'ta yemeğe götüreyim dedi. Hakikaten de böyle akşam hani bir sürü iş adamı, büyükelçi falan bıraktı. Geldi bizim ekiple beraber yemek yedi ve sonunda... Ha? Özür diledi. Yok dilemedi. Yok dilemedi ama o bence özür gibi falan bir şey. Ha çirkin bir şeydi çünkü yani çoluk çocuğa bırakmış da olabilir ayrıyeten yani hani ne olabilir ki? Öğrenci çocuklara eğitim olsun falan, staj olsun. Bağlantılı bir, yani yine Tuğrul'la bir hikayemiz. Tuğrul'un benim kafamda böyle en o anda atıp, evet tamam ya bu adam işte az önce diye kendi insanlarımız, benim insanlarımdan biri dediğim anlardan biri. Bozcaada'da gelen herkesin Tuğrul Bey dediğinde ne olur bey demeyin demesi oldu. Ben hayatta kimseye siz demem, bey ve hanım demem. Herkese ismiyle hitap ediyorum. Yani isterse 80 yaşında bilmem bir şey olsun. Kendimle aldığım bir kural çünkü hiçbir hiyerarşiyi tanımamanın ve hiyerarşi kurmamanın önemli istiyorum. Ve tam o böyle dedim ya okey tamam ya güzel hani zaten hani bu da sevdiğimden de demeyin falan. Ama bu da mesela hani Tuğrul gibi böyle benim de başıma bir sürü dert açıyor da yani. Ama işte eyvallahın olmadığında yani umursamadığında yani o insan bakan mı değil mi bilmem ne mi de oluyor çünkü sonra dönüp mesela seni soruyorlar ya bu çocuk kimdi bana böyle bir şey dedi diye yani benim eski çalıştığım kurumlarda çok oldu yani hani böyle dönüp sonra benim kendi patronlarıma direktörlerime şikayet ediyorlar soruyorlar ama ne oluyor sonra hani sen işini iyi yaptığın sürece, doğru yaptığın sürece başına da bir şey gelmiyor. Tabii tabii. Tabii tabii. Yani sevmeseler de anlamasalar da yapamıyorlar. Hani değiştiremiyorlar, yapamıyorlar. Çünkü senin kurduğun ekip sana inanan ve güvenen bir ekip oluyor. Senin yaptığın işler onların aklına gelmeyecek delilikte, çılgınlıkta yani bir de bira işleri falan şeydir. Yani hani inovasyon işidir, işte sanatla birleştirme işidir, kültürle birleştirme, spor yani onları hakikaten çok severek yapıyor olmanız lazım. İşte Vodafone çıktı şimdi diyor. Milli takımın bilmem nesiyiz yani. Hani bence o çok kolay böyle örtüşmüyor. Yıllar geçiyor. Hani mesela Weston'ın bırakması çok üzücü. Yani tam biz voleybol ülkesiyiz derken kadınlar coşmuşken muhtemelen verdiler 5 katını. Çok üzücü yani. Şimdi kazınmıştı yani aklımıza Western biz voleybol ülkesiyiz. Ben ilk çıktığında ki ben yıllardır voleybolu takip ederim ve kadın voleybolu takip ederim. Nereden çıktı bu falan dedim ya. Yani biz voleybol ülkesi o kadar iddialı bir şey ki. Yani 2 senedir yapıyorlar ve gerçekten hani futbol ülkesi olmadığımız belli de zaten. Ama voleybol ülkesi olduğumuzda çok net böyle kazıdılar yani aklımıza. Evet. De, çok para almışlar. Yani sordum Feza'ya sordum. Genwise'da da Vestel'in pazarlama müdürü var. Yani yanlış bir karar aslında baktığında. Yani hani federasyon için mi? Evet. Yok, dayanamam. Yapamam. Hayır diyemezsin. Yok, politik değil. Politik yok, para değil. Bu. Hayır, para olduğunu söyle. Vodafone aldı Vestel'den. Yani evet. Yok, parası. Nereye para lazım falan diye sordum. Merak ettim yani. Anlattı Feza yani kamplar, antrenör. Ben para lazım olmasını demiyorum. Bence dönüp Vestel'le başka bir anlaşma yapıp başka bir şey. Buna katılıyorum yani şuraya gelseydi falan mesela. Yani olay biraz da yani örneği vereyim. Senle de nerede konuştuk hatırlamıyorum da garanti caz kişi diye bir şey var. Yıllardır evet. Yani garantinin cazı, yeşille bir araya getirmesi böyle inanılmaz bir marka hikayesi. Bu da yine hani şey gibi, garantide çalışan bir genel müdürün kişisel merakından kaynak, kişisel hevesinden, kişisel ilgisinden ortaya çıkan bir şey. Ve ben yıllarca İKS'de çalıştığım süre boyunca garanti caz yeşiliyle çok güzel bağlanmıştık. Yani şeyi hiç unutmuyorum, işte Tünel Şenliği'ni ilk defa yapıyoruz İKS Caz Festivali'nde. Aynı yıl benim bir arkadaşım da Garanti'nin sosyal medya ajansına Caz Yeşilli hesabını yönetiyor. Biz onunla buluşup beraber bütün Tünel'deki mekanları tek tek gezip aralarında içkilerimizi içip caz dinliyor ve şey, tweet atıyoruz falan böyle. Ama sonra ne oluyor? BBVA satın alıyor. Zaten marka kimliği değişiyor. Önce bir Caz Yeşilini siliyorlar, yeşil kelimenin şeyini uzaklaşmak için. Garanti müzik yapıyorlar, sonra onu da kapatıyorlar. Yani bütün bir kurduğu kültür, hikaye, anlatı, değer önermesi, her şey çöp. Yani... Evet. Bu zaten çok kurumlardan ya da patronlardan çıkan şeyler değil. Bazen oluyor ama genelde yöneticilerden çıkıyor. Yani işte oradaki Ergun'un Babilon'da Babilon aşkıyla başlayıp Babilon'un Babilon olduğu zamanlar işte en büyük müdavimi. Yani ben mesela Rusya'ya inerdim uçaktan, Babilon'a giderdim. Benim Babilon'da izlediğim konserlerde sahnede bizden daha çok insan olduğunu hatırladığım konserler var. Yani sahnede 15 kişi var, biz 5 kişi seyrediyoruz falan. Yani o acayip acayip dönemlerde pozitif Babilon falan. Efendim? Evet, evet, müthiş de. Müthiş, müthiş de. Yani Ergun da müthiş katkı vermiştir. Hem festivale hem Babilon'a. Bir de yine Tuğrul'un az önce yaptığı şeylerden şeydi ya, ben mesela yaptığım şeyi çoğunu kendim için yapıyorum. Evet. Diye. Yani şu etkinlik arkadaşlar gerçekten 10 yıldır kendim için yapıyorum. Yani 15 kişi geliyor, umurumda değil, 3 kişi de gelse ben vakit dinleyip yapmaya devam edeceğim. Ben kendim için, ben %100 kendim yani, için yapıyorum. Yani ve en büyük korkum da benden sonra devam etmemesi idi. Yani çok da sıkı takip ediyorum yani. Arada genel müdür yemek falan yiyorum ki hiç alakam da yok yani, hiç kalmama kararım da çok netti. Devamında da daha bir kere bile 2 senedir 30 sene gittiğim şirketin kapısına içeri girmedim. Yani Onur'a şey olmasın diye. Hani işte insanların gelip konuşmasını etmesini falan yaşatmamak için. Dışarıda buluşuyorum yani, bizim mahalleye geliyor. Yiyoruz içiyoruz falan yani, hani o çok da dikkat ediyorum ama takipte ediyorum tabii ki yani. İşte One Love mutlaka devam etmeli ya da işte kulüp mesela, şimdi sıfır ediyorlardır mesela, bu kadar iyi gitmiyor bu sene falan, neyse. Bir de o da var yani, şu an düşününce işte ben Creative Mornings'da atölyede çalışıyordum, atölyeden ayrıldım 1,5 yıl oldu ama mesela yani atıyorum atölye sosyal medyada bir şey yanlış yazdığınızda hemen arkadaşlar ediyorum. Bir davete işte arkadaşlar bu partiye bilmem neyi davet ettiniz, bakın o önemli bir kontaktı yazıyorum. Hani o şey çok önemli. Hani Türkçe'de tam şeyini bulamayacağım. Önemseme diyeyim, care etme. Yani hala hani nasıl işte Efes'i care ediyorum. Tabii. Care ediyorum veya İKSV'yi care ediyorum gibi. Hani o hepimizde, hepimizin hayatında vardır. Olması da önemli. Yani o duygusal bağları kurmak önemli yani, komşulukta bile öyle. Yani eskiden bunları daha çok yaşadığımızı biliyorum ve hissediyorum. Şimdi bunları hakikaten devam ettirmek lazım ve hani iyi olmuş falan gibi bir kafa asla hani olmamalı hiçbirimizde, hiçbir şeyimizde bence. Yani iyi yapılan bir şey desteklenmeli, uyarılmalı, varsa uyaracağımız bir şey. Var mı başka? Soru vardı galiba. Çok teşekkürler. Sağ olun. Tam hissettiğim şeyi aldım böyle. Cesaretiniz, karakteriniz hem profesyonel hem şey, böyle o hisleri çok yaşadım dinlerken. Sonra arkadan karanlık tarafını, karanlıktan bahsettik, o yüzden karanlık diyorum. Yani sor. Evet. Şey diyorum işte, ne kadar cesur, ne güzel, risk almış ama erkek. Bazı şeyleri erkek olabildiği için, mesela anlattığınız her şeyi ben de çok hissediyorum. Yani o riski alırdım, öyle ısrarcı özellikleri kendimde de görüyorum. Kendimde o hissi hissediyorum mesela. Ben de yaparım dediğim şeyler oluyor. Ama şimdi benim de 3 yaşında bir kızım var. Bu risklerin çoğunu alamam. Mesela siz Rusya hikayenizden bahsederken eşinizden bahsettiniz. Asıl riski, bu taraflı oluyor olabilir. Ya ben yeni bir anneyim, biraz belki onun duyguları var. asıl riski eşiniz almış gibi geldi. Benim şimdi burada size sorum yok, sadece takdir ediyorum. Evet. Sorum eşinize aslında. Tamam. Yani eşiniz bu cesarete, yani o ne düşünüyordu, o bu riskleri alabiliyor muydu? Yani belki çok uzun bir soru. Evet. Ama kısaca hani bu kadar riskler alan, işte böyle hikayeleri olan bir adamın eşi olarak, iki çocuk annesi olarak o böyle nasıl riskler alabiliyordu? Ne olur alıyordu deyin. Aylin sen cevapla. Tabii tabii. Aylin bizim yani evlenmeden önceki eşimin, Efes'te arkadaşımız bizim. Ben daha evlenmeden Aylin'le benim eşim Efes'in stadında öğlen yemeklerinde basket oynayarak. Evet. Oyun kurucu. Sağlam bir karakter. Bu arada Gülay'la çalışıyordu o zaman değil mi? Tabii tabii. Rusya'ya geldiğinde de çalışmaya devam etti. Öyle hamileyken çalışıyordu. Falan yani. Hani sadece çocuk bakıyor falan düşünmeyesin. Senelerce de çalışmaya da devam etti. Fakat çok destekçi bir kadın yani. Kendinden de bence çok fazla veriyor. Hani dün konuştum, ne yapıyorsun dedim. İşte dedi Zeynep'in kızının gününü alıp bir yere götürüyormuş. Ha dedim, gene dedim hammaleyi sana yüklemiş bunlar dedim. Yani o kadar kendinden verir. Ve yani ne olursa olsun kızlarının da Tuğrul'un da kararının arkasında durup destekler. Yani öyle arkasında sağlam bir kalesinin olması Tuğrul'un çok önemli bir şey. Orasını da onu bir kenara koymak lazım. Yani benim anlattıklarımın %50'si Gülay'ın eseridir. Yani burada ben çıkıp anlatıyorum ama yani hani şu gel dedim, sabah gelmedi. Yani söylerim. Yani Rizeli ve çok tutucu bir aileden geliyor aslında. Yani ben ne kadar deliysem o kadar şeydir, kararlıdır ya da şeydir hani matematik mühendistir, İstanbul erkek mezunudur falan. Yani hani onun kariyeri benden daha iyi de olabilirdi bu arada. IT'yi seçtiği için bence orada biraz zorlandı. Buyurun. Orada bir tane denge görseli var. Evet. Ya, bence Tuğrul'la Gülen evet. Denge. Evet, evet. Hani nasıl yetişiyor bazen diyorum. Evet. Tuğrul'dan sonra bakınca yetişmiyor. Bırakıyor. Ama öbür tarafta ailenin dengesini tutabiliyor. Evet. Yani öyle bir karakter Gülay. Ya ben mesela Gülay hakikaten şey, o Gülay olmasaydı olmazdı. Onu çok net söylüyorum yani. Ama Gülay o kararları da şimdi desem ki Avustralya'dan teklif var. Yarın valizini hazırlar. Yani çok çok nettir. Çok cesur. Peki kendisi, yani kendi hikayesinde sizin öyle çok destek olmanız gereken durumlar mutlaka olmuştu, tam tersi. Yani sizin onu dengelemek zorunda kaldığınız durumlar oldu mu onun? Ya çok olmadı. Yani benim Rusya'da genel müdür olmam biraz işleri bozdu. Çünkü Gülay yükselebilecekken eşler birbirine bağlı çalışamadığı için yükselemedi. Ve Türkiye'ye dönünce de Gülay vakıfta çalışma kararı verdi, STK'ya geçme kararı verdi, devam etmeme kararı verdi. Üretim planlama ve mühendislik yapıyordu. Sonra da zaten çocuklar büyürken de ben artık hani çocuklarımla vakit geçirmek istiyorum diye son Rusya'ya gittiğimizde de ben Moskova'nın keyfini çıkarmak istiyorum dedi. Keyfini çıkarttı. Yani çok iş kararları ile ilgili olmuştur tabii ama hani o çok böyle çıkmak istemedi. Yukarıya da çok çıkmak istemedi. Son bir soru. Buyurun. Bu kelimelerden tek bir tanesini seçecek olsan hangisini seçerdin? İlham. İlham seçerdim. Yani o en çok besleyen şey o. Yani tabii dayanışma var, tabii bilmem ne var ama hani hepsinin altında ilham almaktan vazgeçmenin hani bitireceğini, hepsini bitireceğini düşünüyorum. Yani hepsine oraya bağlayabiliyorum. Her an yani ne çıkacak karşıma, ne duyacağım, ne öğreneceğim, ne ilham alacağım bence şey çok kritik gibi hissediyorum yani. Buradan şey mi çıkıyor o zaman, ilham aldığınız en kritik taraf Blind Duke'daki insanlar olduğu için mi onlarla kapandınız ve büyük kritik kararları aldınız? Öyle olmuyor yani gençler de zannediyorlar ki de Gülce falan zannediyor ki işte Gülce'yle biz iş yapıyoruz aslında yani iş de yapıyoruz. Yani mesela Efes'i gençleştirme projesini biz Gülce ile beraber yaptık. Bütün stratejisini Efes'in o +1'lerini falan Gülceler buldu, çalıştı. Tolga Akış'ın bir ajansı vardı, Hypers oldu. Şimdi o zamanlar daha Blue Hub'tı değil mi? Blue Hub'tı. Yani Ben şeyi anladım. Yani biz eski tüketicilerle kalırsak yaşlanıyoruz zaten. Yaşlandık. Biz nasıl gençleşiriz? Gençlerle gençleşiriz. Ve işte influencerlar bilmem neler falan. Oradan kurduk o dünyayı. Ajans kurduk yani. Biz hani kendi markamızı yapmak için ajans kurduttuk. Ajanslardan aldık ve gençlere verdik. Gençler yaptı o işleri. Ne sordun ya Emre? Yok, ne sordun? Ha. Sonra şimdi bu gençler de bir şey zannedip bize yazıyorlar. Halbuki en tehlikeli insanlarız biz. Bence gençler için. Yani seninle konuşacağız sonra onu. Ben hiç doğru bulmuyorum. Yani girişimlerle kurumsaldaki öküzlerin bir araya gelip hani onlara biz sadece anlatmak derdindeyiz. Biz biliyoruz ya hepsini. Biz çok hakimiz yani her şeyi biliyoruz. Bütün girişimini. Dünya bizim hani fatura öde desen ödeyemiyoruz işte. EFT yap desen yapamıyoruz. Yani o çok dikkatli seçilmesi lazım. Yani onların beni seçme sebebi muhtemelen benim network'ümü kullanmaktı. Benim onları seçme sebebim ise ben bir sosyal girişim arıyordum kendime. Bir tanesi 3 tane oldu. Efes, ben onlarla basın toplantısına çıktım. Yani 2018'de Feraye'deydi galiba, evet Feraye'deydi. Bir şey anons edeceğiz. Yani benim anlatmak istediğim konu Efes hikayesi, kârı bilmem ne değil. Zaten var her yerde. Biz sosyal girişimlerde ne yapıyoruz diye anlattık. İşte biyolivi aldım yanıma. Duygu, zeytin çekirdeğinden ambalaj yapıyor. Sadiyeler vardı Cihat'ta ve de according vardı. Drone teknolojisiyle dağlara tohum topu atıyor, ağaçlar çıkartıyor falan. Yani biraz kafam böyle çalışıyor benim. Hepsiyle de şimdi Mert'le falan da o zamandan 2017'den beri o hikayenin içinde biz köllere bir parti yaptık ayıda. İnanamazsın. Ne yaptık biliyor musun? Onların fikri tabii. Bunlar bizim yani kurumsal falan bunlar düşünemezsin. Bir görme, bir gören, bir görmeyen Kadıköy'den Ataşehir'e bisikletlerle geldiler. Sabaha kadar dans ettiler. Böyle bir şey olabileceğini hayal edemiyorsun. Yani böyle bir şey var mı falan. Yani hakikaten oluyor. Onlar benden aldığını zannediyorlar. Ben onları hep söylüyorum. Ben onlardan daha çok alıyorum. Çok var etrafımda böyle insan. Onlar biraz yapıştı bana. Son 1,5 senedir Haziran'da Amerika'ya gidene kadar her gece 10'dan 1'e kadar bizdelerdi. Her gece Gülay 12'de falan yemek yapıyordu. Yani bu Amerika hazırlığını yapıyorduk. O yüzden işte Sapanca falan anlattığım hikayeler hani o şeyler fark yaratabiliyor. Herkes işte bana da yarıyor, ona da yarıyor, sana da yarıyor falan gibi.